Güneş ve ay tutulmalarının birbiriyle zaten bir bağlantısı var. Hı hı. Çünkü 6 ayda bir en azından hı hı. tekrarlıyorlar. Ama tutulma esnasında bazı diğer gezegenlerin dereceleri de bir önceki hı hı. tutulmayı, hatta bir sonraki tutulmayı da etkileyebiliyor. Bu dereceler bizim için çok önemli. Birbiriyle bağlantılı derken bir önceki tutulmada, bazı başlangıçlar yapmışızdır. Bir sonraki tutulmada onların sonuçlarını alırsınız. Hmm. Yani ektiğinizi ikisini... Ektiğinizi mi biçersiniz? Mesela. Ikisi, ektiğinizi biçersiniz? Pozitif veya negatif. Hı -hı. Ya da orada başlayan bir olay burada artık görünür hale gelecektir. Hı -hı. Ee, yeni aylar ve donlaylar gibi yani yeni aylar bir başlangıç, donlaylar bir sonuç belirtir. Aynen buna benziyor. Harika. Evet ee, Şimdi gene tabii ki çok mutabık olarak biraz da eklemeler yaparak Hı -hı. E, ben de Tekrar şunun altını çizeceğim. Plüton'un Kova burcuna geçiş yaptığı bu dönem zaten bir dijital çağı artık iyicene kucaklayacağımızı bize gösteriyor. <laughs> zaten bunu anlamış durumdayız. Bu Kova burcu astrolojide veri ile alakalıdır. Data. Yani aslında bir veri çağındayız diyebiliriz. Şu veri an biriktirme. en kıymetli en Varlık. kıymetli, gerçekten öyle en kıymetli şey veri. Ve dijital sözcüğüne artık çok alıştık. Ee, biraz Hande'nin konularına gireceğim ama dijital paraları çok konuşacağız, Hı -hı. konuşmakla kalmayacağız. Hı -hı. Ee, yani sosyal medyada bir paylaşım yaptım. 2018 yılında bir laf etmişim Hande de yanımda, o da beni Hı -hı. zaten onaylamış. Ee, ve orada diyorum ki dijital paraları çok konuşacağız. Ülkelerin, kurumların... Bankaların kendi dijital paraları Hı -hı. olacak. Hı -hı. İşte şimdi onun zamanı Tabii. geldi. Hemen 2024. Tolkienlar var artık her evet, yerde. Evet. 2024'ün ilk bahar ayları. Hı -hı. Özellikle de odak noktasında 21 Nisan Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu olan zaman dilimi. Uranüs'ün boğa burcuna geçtiği 2018 yılından itibaren devreye giren bir şeyin aslında burada iyice ne belirginleşeceğini göreceğiz. Dijital paralar, dijital bankacılık. Hı hı. Yani banka şubelerinin azalıp artık iyicene bankaların dijitalisi olması. Hı hı. Tabii bütün dijitalle ilgili meslekler, dijital pazarlama, hı hı. dijital e, bütün sistemlerin yönetimi üzerine çalışma, pek tabii ki yazılımcılık vesaire hı hı. gibi hı hı. sektörlerde gelişecek. Bunların güvenlik kısmı Bunların da tabii Bunların güvenlikleri, önemli. siber güvenlik hı hı. zaten çok çok önemli olacak. Hı hı. Odak noktasında Nisan-Mayıs ayları var. Bunu ayrıca birazdan şuraya da bağlayacağım. Bütün bu konuştuklarımız güneş aktivitesinin çok artışıyla alakalı. Hı hı. Çünkü siber güvenlik konularını tehdit eden bir unsur. Yani ironik bir şekilde biz bir taraftan daha dijital bir dünyayı konuşuyoruz. Bir taraftan da son dönemde konuşulduğu üzere dijital özellikle etkili yani. güneş patlamalarının sebep olabileceği internet ve elektrik kesintileri konuşuluyor. Yani bir taraftan teknoloji müthiş bir devinim içinde ama bir taraftan da analog önlemler alıyoruz. Evet. Ee, İngiltere'de açıklandığı kırıldan. gibi mum stoklayın, pil stoklayın. Çok çok Çünkü bir anda devreden kalkabilir <laughs> evet. manyak kalan evet. bozulduğu Bu anda. Bu çok enteresan. Çok Şimdi Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin 21 Aralık 2020'de Kova burcunda kavuşmasıyla beraber astrologlar sürekli bazı bilgiler verdiler. Dediler ki bu yeni bir dönümünün başlangıcı, işte dijital çağ konuşuyoruz, yeni enerjiyi konuşuyoruz vesaire. Hiç de tesadüf değil. Birçok örneği verilebilir ama <laughs> önümde Tesla'nın otomotiv olarak SP500 endeksine dahil oluş tarihi var. Tesla nın. Çok önemli. 21 Aralık 2020. Tesadüf mü acaba? Tam da Jüpiter-Satürn'ün kavuştuğu tarih. Evet. Bir başka tarih. Hadi diyelim Elon Musk astrolojiyle çok ilgili bir bence astrologla ilgili. beraber test ediyor. Öyle diyorsunuz? Kullanıyor. Eğer öyle de yaptıysa zaten o bence gayet de mantıklı evet, davranmıştır. Çünkü mantıklı. gerçekten de geleceğin trendlerini anlamak için astrologlar size faydalı olabilir. En azından bir çok fütüristik bir model çizebilirler. Evet. Şimdi temin dedik ki lityum hı hı. geleceğin çok önemli bir insanlığın yatırım aracı olarak söyledik. İnsanlığa yeni bir döngü açacak. Ben de bunu araştırdım. Türkiye'miz ne durumda diye. Hı hı hı. Baktığım zaman Türkiye bor cevherini lityuma dönüştüren maden lityum karbonat üretim tesisini 2020 yılının Aralık ayının sonunda açtı. Harika. Şimdi e, artık Diyorum ya o kadar örnekleri var ki aslında bizim için hani es oturup zamanlıdır. program boyunca tesadüf sayabiliriz. Tesadüf olmasa gerek. Işte. Hiçbir evet. şey tesadüf değil. değil. Dolayısıyla aslında bütün bu söylediklerimiz bir yere gelip bağlanıyor. Şimdi tabii bir taraftan bütün bu dijital sistemleri konuşurken bir taraftan da az evvel söylediğiniz siber güvenliği konuşmamız hı hı. lazım. Hı hı. Çünkü özellikle jeomanyetik fırtınalar, güneş aktivitelerinden doğan bu siber güvenlik sistemleri için büyük tehdit oluşturuyor bizim günlerce aylarca elektriksiz veya internetsiz kalmamıza da gerek yok. Birkaç saatliğine bile yaşanan bazı kesintiler büyük riskleri beraberinde tabii. getirebiliyor. Tabii borsa için örneğin tabii internetle bütün, çalışan tüm e, tüm altyapılar evet. için uçak, ulaşım Hı -hı. vesaire bunlar için yani güvenlik, güvenlik sistemleri tabii buna askeri, dahil. Bankaların güvenlik sistemleri buna dahil. Ha şimdi tamam. Bunu tespit ettik. Bir de uyarı yapalım. İlkbahar aylarına dikkat. İlkbahara evet. dikkat. Hemen Hem güneş aktivitelerinin olalım. çok yoğun olacağı, birazdan tarihlerle konuşacağım. Ne zaman hı hı. E, güneş merkezli astroloji kullanarak, ne zaman güneş aktivitesi daha yoğun olacak... Hı 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 hı. E, ...ve bazı tarihlerden bahsedeceğim aynı zamanda. E, güvenlik tedbiri almamız gereken, çünkü daha evvelki bazı güneş patlamalarına bakıyoruz. Mesela manyetik alandaki bozulmalar bütün bu askeri sistemlerdeki özellikle haberleşmeyi bozduğu için 1960'lı yıllarda neredeyse Ruslar bir saldırı altında olduğunu düşünüp neredeyse bir harekete geçme teyakkuz haline dönüşmüşler. Yani aslında bir yerde ülkelerin birbirinden tedirgin olduğu bir zaman diliminden geçiyor ve jeopolitik riskler 2024'te daha da artacak. Dolayısıyla böyle bir şeyde herkes her an hele nükleerin konuşulduğu bir zaman diliminde her an iletişimde olmak çok önemli olan bir zaman dilimi iletişimin kesildiği anda bir şey mi geliyor riskinin çok artacağı bir zaman dilimi. Jüpiter Uranüs kavuşumlarının Boğa burcunda olduğu döngülere baktım. Bir evvelki döngüsü 1941 yılı. 1941 yılı 8 Mayıs'ında tam kavuşum olmuş. Şimdiki 2024 yılının Nisan'ında, 21 Nisan'da <laughs> bizim beklediğimiz kavuşuma yakın derecelerde. 25 derece. Evet. evet. Ve e, oralarda neler var? 1941 yılında İkinci Dünya Savaşı var. Evet. O zamanın e, büyük güçleri arasında Japonya var, Amerika var. Yani baktığımız zaman gene e, Sovyetler Birliği var işin içerisinde. E, bir taraftan da bütün bu e, arbede içerisinde, Baktığım zaman döngülere mesela güneş ve ay tutulmalarından bahsettik. Biz döngüler derken gezegen kavuşumları. bir. Hı hı. Mesela Jüpiter Uranüs ne zaman kavuştular? Aynı burçta ne zaman kavuştular? Biraz sonra bahsedeceğimiz Mars ve Satürn balık burcunda kavuşacak. Bu ne zaman oldu? Bizim yerel seçimlerle ilgili de bir bağlantısı var. Evet. Onu da özellikle söyleyeceğim. Bir diğeri baktığımız zaman Çernobil faciasının yaşanmasıyla bağlantılı. Aynı